bu sorun çözülsün de Öcalan gelsin benim evimde kalsın diyen Karadenizli insanları gördüm ben. Türkiye toplumu öyle bir noktaya gelmişti ki Kürt sorununu artık bir sorun olarak görme ve orayı o sorunu çözme iradesini ortaya koymuştu. Hem de kazarak hem Kürtlere ihanet ettiler, hem Türkiye'ye hem HDP'ye ihanet ettiler. Yeniden 2015'ten sonra silaha sarılarak hem Kürt hareketini mahvettiler, hem HDP'li, hem Selahattin Demirtaş'ı mahvettiler. Hem Türk siyasetini mahvettiler, hem tek adam rejiminin bu ülkede kurulmasına PKK destek oldu. 2015'i unutmayacağız. Hiçbirimiz unutmayız. Bu sadece Erdoğan meselesi değil. Ankara'ya bomba koydu. En bu ülkenin en acı döneminde o 2015 Haziran'la Kasım arasında Ankara'nın göbeğine bomba koydu. Çıktı bir de utanmadan biz bomba koyduk dedi. Hedefe Türkiyeleşmişken Selahattin Demirtaş Trabzon'a, Samsun'a bile gidebilirken toplumun bütün kesimlerine Kürtlerin acısını, yaşadıkları sıkıntıları duyurabilecek, duyurabilir duruma gelmişken bütün ekranlarda HDP'lilere ambargo kalkmışken silaha sarılarak mahvettiler. Çünkü dertleri Kürtler değil, onların derdi başka. Onlar kendi silah sorununu çözmek için İmralı'yı mı muhatap alırlar, İmralı'yla mı muhatap olurlar, devletle mi pazarlık ama bu ülkede Kürtlerin bir sorunu varsa demokrasi sorunudur. Ben onu Selahattin Demirtaş'ın, Mithat Sancar Hoca'nın sürdürdüğü çizgi, üslup doğru olduğunu kabul ediyorum. O üslupla ancak bu sorun çözülebilir. Temel Bey gibilerin yaptıkları devletin değirmenine su taşımaktır. PKK'nın ne terörü ne Ankara'da o insanları katletmesi tabii ki de kabul edilemez bir şey. Sen bunları arka arkaya söyledin ama sen HDP'lileri anlatırken AKP'yi ve Tayyip Erdoğan'ı da hep konuştuğumuz Onu, şey. Konuştuğumuz için. Şey. Ha, ama Levent bunu da anlatmak lazım. Şimdi bugün cezaevinde olan yüzlerce politikacı Demirtaş'ı, Kışan'a hepsi o çözüm sürecinde alanlarda her yerde konuşan da insanlar değil mi? O çözüm sürecinde özel madde çıkartmadı mı AKP'liler bu süreçte barış süreci falan sürecinde çalışan insanlar hapse ya ceza almayacaklar. Hani bunlar korumalı. Ne yaptı AKP? Yani ya hepsini AKP... Sattı, hepsini sattı, hepsini... Çok önemli. Barış sürecine ihanet etti, masayı dağıttı, bunları Sala, demiyorum. Bak ha, ben Bak Beraber, ben de diyorum ki, biliyorum, hep konuşuruz ama hemen, hani anlatırken... Ben bir şey söyleyebilir miyim müsaade edersen Murat? Bir, ha, bir cümle buyur, söyleyeyim. Buyur. 28 Şubat'taki o anlaşmadan sonraki o masayı devirme süreci veya hepimiz okuduğu İmran sonaklarındaki o giden gelen metinlerdeki o açılımlar AKP'nin ve Erdoğan'ın da hem siyaset okumasında... PKK'nın da tabii bu şeye koşa koşa gelmesiyle, terörüyle, etrafa saldırmasıyla, endeyle bin tane şey var. Ama evet, özellikle PKK'yı tabii terörden okularken ana problemin, çünkü bizim muhatabımız devlet, AKP, karar verici, masayı yıkan, onları da hani beraber ve bugün içeride olanların çoğunun, çoğunun o dönem barış için, bu silahlar bırakılsın diye her tarafa gidip geldiği insanlar olduğunu da hep biliyoruz. Ben de seyirciler için bir kere hatırlatmışım. tamam, Bak şimdi burada benim bizim muhatabımız tabii ki PKK değil. Devlet. Muhatabımız iktidardır. Türkiye'yi kim yönetiyorsa bütün sorunlardan onlar sorumludurlar. Evet. Bir çocuğun dağa çıkmasından da onlar sorumludurlar. Şehirde bir polisin askerin şehit edilmesinden de onlar sorumludurlar. Alevi bir çocuğunun göz yaşından da onlar sorumludurlar. Başörtülü bir kızın çocuğunun göz yaşından. Bunlar en fikiriz. Ben PKK'yı dönelim yerelim meselesi değil. Ama bir meseleyi konuşuyorsak o meselenin taraflarını Hepsini. da durumunu ortaya koymamız Hepsini lazım. Hepsini konuşacağız. Bak şimdi Murat ben sana kendi geçmiş işlerinden bir şey anlatacağım misal edersen. Tabii tabii. Biz Diyarbakır'da barış sürecinin olduğu son nevruzlardan biriydi yanılmıyorsam. Ne oluyor program yapıyoruz. Şirin Payzı'nın programıydı hiç unutmam. Elahattin Demirtaş da vardı yanılmıyorsam programda. Veyahut başkaları vardı şimdi karıştırıyor olabilirim. O zaman henüz masa devrilmemiş barış sürecinin masası. Ve şöyle bir konuşma yaptım o zaman hiç unutmam. Ben HDP'nin yerinde olsam bugün masadan kalkarım. Barış süreci için. Niye? Şöyle kalkarım. Ben artık toplumla konuşma diyaloğunu başlattım. Ben artık Kürt sorunu bütün ülkenin sorunu haline getirdik. Bu barış süreci bize bunu sağladı. Bundan sonra haklar pazarlıkla alınmaz. Ben sizinle pazarlık yapmıyorum. Yüzümü halka dönüyorum. Siyaset yapacağım. Toplumsal desteğimi çoğaltacağım. Ben haklarımı almayı bilirim. Sizinle bunun pazarlığını yapmam. Hala o konuşmam duruyordur. Bu 2015. Niye demiştim o zaman? Tayyip Erdoğan ne yapacağı belliydi. Murat hepimiz görüyorduk o zaman. Tayyip Erdoğan biraz daha fazla oy getirir mi diye hayatının tarihinin en önemli adımını atmıştı bana göre barış süreci. Türk siyasi tarihinin en önemli adımlarından biridir. Oy kaybetmeyi gördüğü andan itibaren masayı devirdi. Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarında Türkiye yok, Türkiye'nin yararı yok, toplumun çıkarı yok. Onlara bakmaz. İşine yarıyorsa masa kurar, işine yarıyorsa masayı dağıtır. Şimdi o başka. Ama bir şey var. Geldiğimiz durumda her birimizin kusuru var. PKK'nın kusurunu görmezden gelemeyiz. PKK o bombalarla, o hendeklerle tek adam rejiminin temelini attı. Mesela bunun hesabını vermedi. Kürt hareketi de vermiyor. Bu, bu kadar masum bir durum değil. İki tane polis öldürüldü biliyorsun. Ceylan Pınar. Ceylan Pınar'da. Barış, barış sürecinin bozulma gerekçesi. O iki tane polisin öldürülmesi değil mi? Çıktı PKK açıklama yaptı. Biz öldürdük. Barış sürecini dağıttı Tayyip Erdoğan onu bahane ederek. Aradan 6 ay geçti çıktı açıklama yaptılar. Biz öldürmedik. Ve sonra bundan bir yanılmıyorsam bir yıl önce PKK'nın değil başkalarının öldürdüğü çıktı ortaya. Mahkeme. Çünkü Ma mahkeme öyle. kararıyla. Sen niye açıklama yaptın kardeşim polisi biz öldürdük diye? Niye? Niye bu adamın eline o kozu verdin? Kiminle işbirliği içindesiniz? Ben burada en çok kimi üzülüyorum biliyor musun? Bu sorunun gerçek acısını çekenlere. Diyarbakır'da, Bitlis'te, Hakkari'de, Muş'ta, İstanbul'da bu sorunun gerçekten acısı çekenlere, evladını kaybedenlere, evladını daha kaptıranlara bu sorun yüzünden bu ülkede ölen askere, şehide, polise bunlara üzülüyorum. Yoksa bunun öbürlerinin derdi bu sorunu çözmek. Bu sorunu gerçekten çözmek olsa böyle bir cevap vermez Kemal Bey'in o bence çok anlamlı çıkışın ara. Böyle bir cevap sorunu çözmek isteyenlerin cevabı değildir. Böyle bir cevap kardeşim bu sorun devam etsin biz de o oh, parti genel başkanlığı milletvekilliği devam edelim. Türkiye'de bütün sorunlar sadece Kürt sorunu için demiyorum başörtüsü sorunu da böyleydi. Bütün sorunlar birilerine makam sağlamak için vardır o sorunu çözmek için o makamlara gelenler o sorunun devamını istiyorlar ve devam ettiriyorlar. Çünkü o sorun biter. Türkiye'de, daha önce burada ne demiştik? Türkiye'de asker polis cenazesi gelmezse milliyetçi parti olmaz. Başka türlü varlığını sürdüremezler. Çünkü eğitimle ilgili, ilgili sözleri yok. Çünkü tarımla ilgili sözleri yok. Bildikleri tek bir şey var. Vatan millet şehit cenazesi gelirse oy alabiliyorlar. Öbürü Kürt sorunu devam ediyorsa milletvekili seçiliyor zaten. Kürt sorunu kaldır bakalım bitsin demokrasi gelsin. Kürtlerin bir partisine gerek kalmıyor. Öbürü Alevi sorunu, öbürü başörtüsü sorunu olmamış olsaydı Tayyip Erdoğan diye bir siyasetçi bu ülkenin başına bu kadar güçlü bir şekilde gelmezdi. O yüzden kullanıyorlar, o yüzden devam ediyorlar. Şimdi bu, bu sadece geldi böyle HDP, benim HDP meselem değil. Ben muhalefetin birlikteliğine o kadar çok önem veriyorum ki Murat. Sadece bu benimle ilgili değil ki. hepimiz veriyoruz. Görüyorsun artık herkes. Ya kardeşim muhalefet olmazsa, birlikte kurulmazsa, bugün Bekir Arda da yazısında söylemiş. O birliktelik kurulmazsa 2023 tehlikede. Oya Baydar'ın bugün yazısı var, uyarı yapıyor. Kardeşim 2000, eğer bu birlikteliği kurmazsanız sadece Erdoğan'ın kaybı üzerine planlar yaparsanız o kaybeden bir numarayla geriye toparlayabilir. Peki sen nasıl kazanacaksın? Onun kazan bu, Sezai Bey'in bu çıkışı o birlikteliği biraz daha zora soktuğu için ben biraz daha şey yapıyorum. Tabii e, burada Levent, hani e, bu sorun özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından daha çok gündeme getirilip çünkü katmanların en önemlisi Türkler ve Kürtler beraber yaşayan insanlar. Beraber yaşayacak olan insanlar. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı bu açılım ki biliyorsunuz ikinci yüzyıla bir beyanname de açtı Kemal Kılıçdaroğlu. Orada da vardı. Ama bunu bu süreçte tekrardan şekilde gündeme getirmesiyle beraber demokratik Şşş. anlamda meclisin daha işlevsel hale getirileceği bir yolun da aslında açılımıdır. Ve ya ben, tabii ki Murat. Kemal, meclis olmazsa HDP bir çağ, etkisi yok ya. Evet. E, ve bu arada tabii Kemal Bey ve Menen Hanım'ın da hani Millet İttifakı'nda böyle nasıl danıştıkları nasıl hani beraber bir şeyleri tartıştıklarını falan filan da bildiğimiz için gazeteci olarak da bildiğimiz için ben bunun çok tesadüfi bir şey olduğunu düşünmüyorum Levent çünkü çok kritik bir nokta bu HDP'yi meşru zeminde meşru e, ee, Oğuz Kansalıcının oraya gitmesi Doğu masası hikayesi falan yani bütün bunlar aslında HDP'yi Kürt sorununu meşru zemine çekmek meclis ortamında konuşturmak HDP'yi toplumun Türkler de, Kürtler de, herkes tarafından benimsinecek bir meşru parti halinde şekillenip bunlar çok çok önemli. Dolayısıyla bunun önünü kesen bir hareket, bir hamle, önü arkası Ve olmayan... Ve içeriden gelmesi de ayrı bir canlısı. E zaten süreç. o da diğer e, şey. konuya... Geçelim, gençler. Yok, yoksulluk. Yoksulluk. Bu kira yani. kira, gençler, o birleştirebiliriz oradan. Levent. Epeyce bir